Geçen bizim fabrikada bizim elemanlar iksir tankı yerine yanlışlıkla alüver tankı zannetmiş, içerisine alüvera ürettiğimiz tankın içerisine sarımsak koymuş. Ne oldu? Beni arıyorlar, diyorlar ki şu kadar ton malı bozuldu. Atın dedim, dökün gitsin. Problem yok. Kaç bin lira zarar, 70 bin lira zarar ettim. Bir işçinin bir hatası. Dökün gitsin. Problem yok. Bir hatadan 70 bin lira zarar ettim. Ama fason üretiyor adam. Ankara, Adana, Kayseri vesaire. Alo, şunu üret. Üretiyorum abi. Bu üretim sırasında bir hata oldu. Buradaki adamı söylemez ki zaten, bir hata oldu demez ki. Doldurur gönderir. Onun için fark etmiyor ki. Sorumluluğu yok. Kim sorumlu? Bir vatandaş Allah korusun hastalanırsa, ölürse kim sorumlu? Ha, oradan o dolduruyor. Buradan o diyecek ki şöyle oldu. O diyecek ki bu böyle oldu. Sağlıkta fason olmaz. Ben iksiri üretebilmek için tam 25 versiyon geliştirdim. 25 ya 20 yılda 25 defa geliştirdim, değiştirdim. Deneye deneye, deneye deneye, safa safa, kademe kademe ulaştık. En sonunda ürettik. İksiri üretmeden önce biz tonlarca üretimi biz heba ettik, döktük. En son onun geliştirdik ve tamam, bitti gitti. Böyle olmaz. Fason üret. Ne yapıyor adam ya? Hayvan yemi katan var, bitki tozu katan var. İçerisine %2, %3 ekstrak katıyor. Diyor ki bitki ekstrak. Nerede ekstrak? Yok. Mikroskopla arayacaksın ekstrak. Allah yardım etsin. Yani bu izin alamayan firmaların, bine yakın firmadan bazıları merdiven altına kaydı, öyle üretiyor. Bazıları da başkasının üstüne yük yükleyerek fasonculukla üretiyor. İnsanların sağlığı ne oluyor? Onu kim düşünecek? Neyse, çok sinirlendim, boş ver.